Mor Sohbetler programından herkese merhabalar. Bugün kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunun mücadelesine ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni, yani bildiğimiz adıyla İstanbul Sözleşmesi'ni konuşacağız. 2011 yılında Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ve ilk imzacısı olduğu bu sözleşmeyi bugün konuşuyor olmamızın sebebi ise iktidarın sözleşmeden vazgeçme veya en azından kendilerince sakıncalı gördükleri bazı maddeleri çekince koyma seçeneğini tartışıyor olması aslında. Bu konuyu da bugün hukuk sosyolojisi alanında çalışan akademisyen Ceren Akçabey ile konuşacağız. Ceren Hocam, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz, bizi kırmadınız, geldiniz. Ben hemen konuya gireyim. İstanbul Sözleşmesi özellikle son süreçte ismine çok aşina olduğumuz, fakat içeriğine ve maalesef uygulanışına çok fazla aşina olamadığımız bir sözleşme. En genel tabiriyle sözleşmenin varlık nedeninin kadına yönelik şiddeti engellemek olduğunu biliyoruz. Ancak tam olarak neyi kaybettiğimizin içeriğine yeteri kadar aşina olmadığımızı, hakim olmadığımızı düşünüyorum açıkçası. Öncelikle size şu soruları sorarak başlamak istiyorum o yüzden. İstanbul Sözleşmesi nedir? Neden imzalanmıştır? Neyi ve kimi korur? Hangi ihtiyaçları karşılar? Yani genel olarak İstanbul Sözleşmesi ne işe yarar? Öncelikle şeyi söyleyerek başlayayım ben de. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederek başlayayım. Umarım mümkün olduğu sayıda insana ulaşma fırsatımız olur bu sayede. Çünkü evet, dediğim gibi İstanbul Sözleşmesi çokça bahsedilen, çokça konu edilen bir sözleşme. Ama aslında İstanbul Sözleşmesi'nin önemi bu şekilde politik bir gündem olmasından kaynaklanmamalı. Şöyle açıklayayım bunu. Türkiye'de özellikle 2009 yılından beri giderek artan oranda kadına yönelik şiddetle karşı karşıyayız. Tabii ki şiddetin tek türü toplumumuzda artan kadına yönelik şiddet değil, ama bu çok yapısal bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Ve olanca çabaya rağmen diyelim, bunun önlemediğini görüyoruz biz. İstanbul Sözleşmesi tam da bunun için hazırlanmış bir sözleşme olduğu için, aynı zamanda bu problemi merkeze alan bir uluslararası insan hakları belgesi olduğu için çok önemli. Dolayısıyla Türkiye gibi bu konularda çok ciddi problemler yaşayan bir ülke açısından, evet, İstanbul Sözleşmesi gibi, 6284 sayılı yasa gibi bu konuya ilişkin düzenlemelerin, hukuki düzenlemelerin önemli olması, kamuoyu tarafından bilinir olması gerekir. Ama ne yazık ki biz bugün rakamlar hala çok yüksek olmasına rağmen sözleşmeden çekilmek konusunu konuşuyoruz. Bunu konuşurken de hukukçuların dahi sözleşmenin içeriğini bilmediğini söylememiz gerekiyor. Bu tartışmalardan da çok fazlasıyla belli oluyor. Örneğin mesela sözleşme, evet, cinsiyete dayalı şiddeti, ki kadına yönelik şiddet cinsiyete dayalı şiddetin önemli bir bölümünü oluşturur. Her toplumda bu böyledir. Ataerkil toplumlarda bu böyledir. Ama bunun dışında kadına yönelik şiddet LGBT'yi bireylerle, efendime söyleyeyim ailenin parçalanmasıyla, efendime söyleyeyim işte boşanma oranlarının artmasıyla vesaireyle bir araya getirilerek tartışılıyor. Tabii ki sözleşme toplumsal cinsiyetin tanımını yapan bir hukuk düzenlemesi, bu anlamda bir ilke karşılık geliyor. Ama bu da bir tesadüf değil aslında. Bu tarihsel ve toplumsal olarak gelinen aşamanın ürünü olarak ortaya çıkan bir şey. Bunu böyle görmek gerekiyor. Yani bu problemin artık yok sayılmasının mümkün olmadığı bir dönemde, yani 2000'li yıllarda uluslararası alanda çalışmalar yapan pek çok kadın hakları örgütünün, pek çok feminist örgütün, pek çok LGBTİ örgütün bir arada verdikleri mücadele sonucunda artık bu paternalist, heteroseksist toplum yapısının ortaya çıkması ve bunun hukuk düzenlemelerinde de uluslararası şekilde görüp kabul edilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla hani sözleşmenin içeriği nedir sorusunda sadece ve sadece efendim toplumsal cinsiyet diye bir şey varmış, bu iki cinsiyet sistemini ortadan kaldırmaya çalışıyormuş, aileleri yıkmaya çalışıyormuş gibi bir durum söz konusu değil. Hayır, bunun aslında sebebi şu: toplumsal cinsiyeti anlamadan, toplumsal cinsiyet kavramını tanımlamadan sözleşmenin yaptığı gibi hukukun toplumsal, bu derece yapısal bir toplumsal soruna çözüm bulma gibi bir lüksü yok. Evet, tabii ki hukuk toplumu belirleyebilir belli oranlarda, ama özellikle
bu ana toplumsal kurumlarda, evrensel toplumsal kurumlar olarak da tanımlanan kurumlardan bir tanesi olan aile kurumu daha büyük ölçekte toplumsal kurallarla işleyen bir yerdir. Ve bu toplumsal kurallar olabildiğince ataerkil, olabildiğince heteronormatif düzenlemelerle aslında inşa edilmiş kurumlardır. Dolayısıyla bu noktada hukukun tesirli olabilmesi için ve hani özel olan alan olarak görülen, çok uzun bir süre boyunca devletin neredeyse dokunulmaz olarak gördüğü bu alana girebilmesi için ve burada zaten vuku bulan bu şiddetin önüne geçebilmesi için bu tanımın yapılması gerekiyor. Dolayısıyla evet, sözleşme bu tanımı çok doğru bir şekilde yapıyor. Bunu da zaten belli hak mücadelelerin sonucunda gelinen aşama itibariyle yapmak zorunda. Ama sadece bundan ibaret değil sözleşme. Sözleşmede şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması, mağdurların yakınlarının korunması, yine kadına yönelik şiddet uygulayan kimselerin adalete teslim edilmeleri, bunların cezalandırılmaları, doğru şekilde cezalandırılmalarının altı çiziliyor. Bunun dışında yine bu toplumsal cinsiyet perspektifinin bir neticesi olarak şiddet daha ortaya çıkmadan önlemek açısından bir çaba var sözleşmede. Yani olup bittikten sonra ceza kanununa başvurup failleri cezalandırmak değil mesele. Mesele gelişmiş ülkelerde yapılmaya çalışıldığı gibi fiil oluşmadan önce, yani suç ortaya çıkmadan önce, bu yapısal bir sorun çünkü, olduğunu biliyoruz, olabildiğini biliyoruz, kadınların sürekli böyle bir tehlike altında yaşadığını biliyoruz. Bunun önlenebilmesi için sözleşme toplumun her ferdinin, özellikle de altını çizer sözleşme, erkeklerin ve erkek çocuklarının tutumlarını değiştirmek için taraf devletleri çaba harcamaya sevk eder. En azından buna davet eder. Burada bireylerin, vicdanların ve düşüncelerinin değiştirilmesini ister. Burada tabii kastedilen şey zaman zaman geleneksel toplum yapısının bozulması olarak aksettiriliyor. Ama hayır, burada düşüncelerini değiştirmek istediğimiz şey kadınların şiddete uğrama ihtimalini doğuran düşünce şekilleri. Dolayısıyla aslında toplumda kadınların, kız çocuklarının uğradığı şiddetin olağan karşılanması yolundaki düşüncelerin, bunlara yol açabilecek toplumsal kuralların, bunlara yol açabilecek türde aile yapısının değiştirilmesini öngörüyor sözleşme. Aileyi karşısına alan, efendim belli cinsiyet ilişkileri, belli cinsel yönelimler dayatan bir sözleşmeden bahsetmiyoruz burada. Aksine sadece toplumsal cinsiyet tanımı yapıyor. Kadın ve erkeklik rollerinin toplumun içerisinde aslında belirlendiğini görüyor bu anlamıyla ve bunun hiyerarşik bir yapı olduğunu görerek bu hiyerarşik yapı yerine bir toplumsal cinsiyet eşitliği algısının oluşturulması gerektiğini söylüyor. Bunun dışında mesela sözleşmede şöyle ayrıntılı düzenlemeler de var. İşte kadınların zorla sünnet edilmesi, zorla evlendirilmesi, ki biliyorsunuz Türkiye'de yine çok büyük problemlerden bir tanesi kız çocuklarının evlendirilmesi, çok erken yaşlarda evliliğe zorlanması. Yine mesela kısırlaştırmanın zorlanması, kısırlaştırmaya zorlanması, kadınların taciz gibi farklı fiillerin suç olarak düzenlenmesi söz konusu. Ve tabii taraf devletlerinde bunları suç olarak düzenlemesini istiyor. Yine kadınlara yönelik şiddetin ve ev içi şiddetin önlenebilmesi için bütün devlet kurumlarını göreve çağırıyor sözleşme. Sözleşmede yine bir başka önemli boyutu daha var sözleşmenin. En son olarak belki ona dikkat çekmem gerekiyor. Çünkü sadece uluslararası alanda değil, Türkiye'deki kadın örgütlerinin, feminist örgütlerinin, LGBT örgütlerinin de çok büyük bir çabasıyla ortaya çıkan bir sözleşme. Ve sözleşme bu düzenlemelerin yaşaması ve bu düzenlemenin uygulanması için de toplumsal desteğin önemini biliyor. Çünkü hukuk gerçekten böyle işler. Hukuk toplumu, özellikle bu değerlere ilişkin toplumsal kuralların belirlediği alanları ancak ve ancak toplumsal destekle değiştirebilir. Yoksa yazılı hukuk kuralları olarak bir yerde kalır bu. Etkinleşebilmesi için, bu kuralların uygulanabilmesi için desteğe ihtiyacı vardır. Bu nedenle de sözleşmede sivil toplum örgütleriyle, toplumsal kuruluşlarla birlikte çalışmaya davet ediyor hükümetleri ve taraf devletleri. Yani çok genel açıdan konuşmak gerekirse hem önleme, hem koruma, hem yargılama,
Hem de bütüncül politikalar ayaklarıyla çok farklı boyutlarıyla ele alınarak çözülmeye çalışılan önemli ve derinlikli bir problem olarak ortaya koyuyor sözleşme kadına yönelik şiddeti. Bu anlamda gerçekten çok önemli. Bu yönlerinin bilinmeden sözleşmenin sadece ve sadece ismi bir hedef haline getirilerek tartışılıyor olması tabii çok acı. Özellikle şu anda ülkenin çeşitli yerlerinde bu şiddet tehdidiyle ya da ölüm tehdidiyle yaşamakta olan kadın ve kız çocuklar açısından çok acı. Yani hani düşünsenize bu var olan düzenlemelerin uygulanması onları hayata bağlayacak olan şey. Ama bu düzenlemeler uzun bir süredir kağıt üzerinde kaldığı gibi bugün artık sanki böyle bir problem ülkede yokmuş gibi bunların nasıl daha iyi uygulanabileceği değil, bunların neden ve nasıl ortadan kaldırılabileceğini tartışan bir suni gündem söz konusu. Gündemimizin bu olmaması gerekiyor. Sıkıntı burada. Şöyle bir eleştiri olabilir belki. Denilebilir ki işte 2011'de imzalandı, 2014'te sözleşme yürürlüğe girdi. Bir çare olmadı. Kadına yönelik şiddet engellenemedi. Hatta bunu diyenler de var. Hatta daha da etkiledi. Aileyi bozdu çünkü. İşte ailenin dışına atılan erkek daha da agresif bir şekilde geriye döndü gibi bir takım argümanlar geliştirilebilir. Belki bir ihtimal İstanbul Sözleşmesi'ne ve onun çerçevesinde hazırlanan 6284 sayılı kanuna göre. Ama o zaman da şu soruya cevap verilmesi gerekiyor. Bunlar uygulandı mı gerçekten? Uygulandıysa evet bu söylenebilir. Ama biz 2018 yılında yayınlanan ilk Türkiye raporundan, Grevio yani sözleşmenin uzmanlar komitesinin hazırladığı rapordan ki Türkçe çevirisi de var. Çok temel, çok basit şeylerin bile hükümet tarafından yapılmadığını görüyoruz. Mesela telefon hattı gibi. Bir telefon hattı var ama bütün neredeyse problemlere yönelik bir sosyal hat gibi çalışıyor. Kadına yönelik şiddetin gerektirdiği hassasiyete sahip tek yönlü, tek konuyu baz alan bir hat. Ya bir telefon hattı. Bu ne kadar zor olabilir ki? Bunu yapmamış durumda mesela hala hükümet. Yahut yeterli sayıda sığınma evi yok. Yeterli sayıda şönen yok. Yani şiddet önleme merkezi yok. Yeterli sayıda personel yok. Uzman personel yok. Efendime söyleyeyim, yeterli sayıda eğitim verilmemiş durumda. Yani ki kolluk güçlerinin eğitimi özellikle çok önemli bu noktada. Karakollarda ilk olarak onlarla muhatap olduğu için maruz bırakılan kişiler, şiddete maruz bırakılan kişiler. Bunlar çok önemli ayakları. Sözleşmenin de teker teker sıraladığı konular ve Grevio raporunda bunlar zaten yer alıyor. Türkiye'nin de uzmanının içinde yer aldığı bir komite tarafından hazırlanan bir rapor. Bunları biz uydurmuyoruz. Dolayısıyla önce bir sözleşmeyi uygulayın. Madem sorun devam ediyor. Eğer sözleşmenin düzenlemeleri yeterli gelmiyorsa belki başka bir şey üzerine konuşulabilir ama henüz sözleşmeyi uygulamadan, yani istatistikleri bile yayınlamadan, yani istatistikler gizli tutuluyor. İşte ben işte hukuk sosyolojisi çalışan biriyim. Benim bugün Türkiye'de öldürülen, kadın cinayetine kurban giden kadınların sayısına ulaşmam mümkün değil. Ya bu problemin nasıl çözülmesini bekliyoruz biz o zaman? Bu sayıları sadece ve sadece gazetelerden, kadın örgütlerini tutmaya çalıştığı rakamlardan biliyoruz ve bunların da çok çok ufak bir kısmı olduğunu aslında öngörüyoruz. Dolayısıyla hani sorun çok daha büyük. Düzenlemeler aslında elverişli düzenlemeler. Dolayısıyla bu çerçevede konuşmak lazım. Hocam sizin bıraktığınız yerden günümüz tartışmalarına döneyim o zaman ben de. Sizin de altını çizdiğiniz gibi bu sözleşmenin uygulanması noktasında kadınlar taleplerini yükseltirken geldiğimiz noktada bu sözleşmeden imza çekilmesin dediğimiz bir noktaya geldik. Orada biraz daha meselenin özüne dair bir soru sormak istiyorum ben de. Yani toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim kavramlarını kullanarak aslında çok da kıymetli bir noktaya basan, yani kadını bu denli güçlendirecek düzenlemelere yer veren bu sözleşmeden siyasi iktidar bile değişmemişken neden çekilmek isteniyor? Yani bunun asıl sebebi nedir? Ya çok güzel bir soru. Ben de geçenlerde hatta bu soruyu başa koyup bir yazı kaleme almaya çalıştım. Çünkü asıl cevap verilmesi gereken sorunun bu olduğunu düşünüyorum. Ve bu soruya cevap verildiği oranda bu süreçle başa çıkılabileceğini düşünüyorum. Çünkü karşımızda aslında nasıl bir sürecin olduğunu öngörebilmek önemli. Ve bunu öngörmeye çalışırken de karşımızdaki politikanın sahibini birazcık takmak gerekiyor belki.
Şimdi şöyle düşünelim, İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında imzaya açılmış bir sözleşmeydi. 2014'te Türkiye'de yürürlüğe girdi. 2011 yılında imzalandığında, ki İstanbul'da imzalandığında, o dönemde iktidar olan AKP hükümeti açısından çok prestijli bir işti. Konsey nezdinde böyle bir konuda hazırlanan uluslararası bir insan hakları belgesine öncülük etmesi, misafirlik etmesi, ev sahipliği etmesi çok önemliydi ve kendileri de zaten bunu bu şekilde dile getirdiler. Bu şekilde bir kamuoyu oluşturdular o dönemde. Ancak gerçekte o dönem, yani 2011 yılı AKP hükümeti açısından pek çok politikanın değişmekte olduğu bir sürece karşılık geliyordu. Yani tabii aslında kadın örgütlerini, feminist örgütlerini, LGBTİ örgütlerini 2000'li yılların başından beri Avrupa Birliği'ne giriş süreci olarak adlandırılan, Avrupa'ya daha yakın ilişkilerin sürdürüldüğü o dönemde bu yönde çok ciddi çabaları vardı. Şunu da hatırlatayım, bu çabalar sadece 2000'li yıllara götürülecek kadar yeni çalışmalar da değil. Türkiye'de ikinci kuşak feminizm dediğimiz mücadele tarihinde önemli bir yer alan hattın aslında 80'lerin sonundan itibaren, yani dünyada aslında inişe geçen ikinci dalganın Türkiye'de yeni bir çıkış yakaladığını söylemek mümkün. Daha sonrasında 90'larda çok büyük bir güç haline geliyor ve sadece AKP hükümeti değil, daha önceki hükümetlerden de çok ciddi reformlar talep edip bu kazanımları başarıya ulaştırabiliyor. Daha doğrusu bu kazanımları elde edebiliyor. Böyle bir feminist hareket var Türkiye'de. Ve bu hiçbir inişe geçmeden neredeyse uzun erimli bir mücadelenin sonucunda Avrupa'daki benzer görüşteki hareketlerle, uzmanlarla bir araya gelerek sözleşmenin neredeyse taşıyıcılığını yapan bir hareket. Şimdi o noktadan sonra çok da prestijli gördüğü bir sözleşmeden AKP tabii ki çekilmek istemiyor ama imzayı atarken dahi ben AKP hükümetinin mensuplarının elini titrediğine eminim. Yani hani bu çok isteye isteye, çok benimsenerek atılmış bir imza değildi zaten o zaman da. Buna ilişkin iki örnek verebilirim. Bir tanesi sözleşmedeki ev içi şiddet ifadesinin resmi çeviriye aile içi şiddet olarak yansıtılması, ki sözleşmenin biliyorsunuz daha isminde var, tam isminde. Kadına yönelik şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi şeklinde, ki o uzun isimde ev içi şiddet diyor, domestic violence diyor. Biz onu aldık, aile içi şiddet olarak çevirdik kendi resmi çevirimizde. Tabii ki biz onunla bağlı değiliz çünkü sözleşmenin ana dili olan dildeki kelime aslında geçerli. Ama o noktadan itibaren bir aile politikası çerçevesinde, özellikle de ailenin korunması politikası çerçevesinde bir yere oturtulmaya çalışılıyor sözleşme. Zaten 6284'te, yani ulusal düzenlemesi, ki bilmeyenler için çok ufacık açıklayayım. Uluslararası düzenlemeler çok ayrıntılı düzenlemeler değildir ki aslında buna bir istisna olarak bile görülebilir. İstanbul Sözleşmesi'nde ayrıntılı düzenlemeler vardı ama bunun uygulamaya geçirilebilmesi için sözleşmenin de talep ettiği şey ulusal düzenlemeler hazırlanmasıdır. Türkiye'de bu ulusal düzenlemeyi 6284 sayılı kanunla yaptı. Bunu ısrarla 6284 dememizin sebebi ne diye sorarsan eğer, çünkü ailenin korunması kanunu olarak çıktı. Yani şimdi kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili bir uluslararası insan hakları belgesinin uygulama kanunu ailenin korunması başlığıyla çıktı. Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi. Dolayısıyla aileyi önceleyen bir zaten sürece girildi hemen o noktadan sonra. Bu muhafazakar politika önce işte tırnak içerisinde demokratlık diyelim. O demokratlıktan muhafazakarlığa doğru, ondan sonra da otoriterliğe doğru yaşanan o gidişattaki aslında adımları da izlememizi sağlayan bir şey. Ama netice itibariyle AKP başından itibaren bunu ailenin korunması perspektifine oturtmaya çalıştı. Bugün sözleşmenin öyle çok büyük problemleri olduğu için de değil, bana kalırsa bu muhafazakarlığı daha fazla vurgulamak ve belki de otoriterliği pekiştirmek için böyle bir geri adımın atılması isteniyor. Yoksa zaten uygulanmadığı için kağıt üzerinde kalabilen düzenlemelerden bahsediyoruz burada. Yani hani bunu uyguluyorlar da aileler dağılıyor, parçalanıyor falan gibi bir durum söz konusu değil ki. Ne yazık ki uygulanmıyor. Kadınlar ölmeye devam ediyor. Kadınlar, çocuklar şiddet görmeye devam ediyor. Dolayısıyla burada yine ciddi bir ideolojik manevrayla karşı karşıyayız. Ama bu dediğim gibi şaşkınlığa düşecek bir durum değil. Başından itibaren bu böyle.
ailenin koruması çerçevesinde eline alınmaya çalışılıyor bu iş. Kendilerini kadına yönelik şiddeti engelleme şeyi de bu. Yani aileyi koruyalım, aile yapısını koruyalım. Muhafazakar bir aile ama bahsettikleri şey. Hani feministleri de bizleri de aile düşmanı olarak adlandırıyor. Hayır, ben aile düşmanı falan değilim kendi adıma konuşmak gerekirse. Ama bu benimsetilmeye çalışan aile tek tip ve muhafazakar bir aile modeli. Bu aile modeli değil bizim zihinlerimizdeki aile modeli. Herkes o şekilde aileler kurmak zorunda değil. Bunu kimseye dayatamazlar. Örneğin Türkiye'de pek çok sayıda bekar anne var. Bekar anneler ve çocukları aile değil mi? Öyle değil mi? Mesela koruyucu anne ailelik müessesesi var. Bunun aile değil mi? Yahut da LGBTİ bireylerin aile olma talebi var. Madem hani aileyi koruyorsunuz, hadi buyurun aile yapın. Niye aile olarak kabul edilmiyor? Dolayısıyla hani o hiyerarşik ilişkilerin olduğu, ataerkil yani erkeğin egemen olduğu eril bir düzen kurma hevesi bu. Bunu reddettiğiniz zaman aile düşmanı oluyorsunuz. Bunu reddettiğiniz zaman radikal oluyorsunuz. Ama kadınların da bir şekilde eve sokulması gerektiği düşünülüyor. Çünkü mevcut ekonomik krizde iş piyasasını tıkıyor. Ve kadının aile içerisindeki bu görünmez emeği ücretlendirilemez durumda. Yani kadının iş piyasasına çekilmesi gerekiyor. Emeğini ücretsiz bir şekilde ailelerin içerisinde vermesi gerekiyor. Devlet, sosyal devlet yükümlülüğünü yerine getirmiş, çocukların kadınlar tarafından bakılması gerekiyor. Yaşlıların kadınlar tarafından bakılması gerekiyor. Hastaların kadınlar tarafından bakılması gerekiyor. Bu ne demek? Kadınların evde kalması gerekiyor. Yani burada şaşılacak bir şey yok. Neoliberal politikalarla birlikte gelişen bir süreç bu. Zaten bu nedenle hani ben yer yer söylüyorum, bunun da bilinmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece AKP'nin icat ettiği şeyler de değil bunlar. Yani bakıyorsunuz Doğu Avrupa'da, bakıyorsunuz Rusya'da, bakıyorsunuz Hindistan'da, bakıyorsunuz Brezilya'da, bakıyorsunuz Trump Amerika'sında. Muhafazakar otoriter eğilimlere yavaş yavaş bürünen bütün siyasi iktidarlar çerçevesinde bu tür politikaların kadının daha muhafazakar rollere sokulmaya çalışıldığı, muhafazakar aile yani geleneksel aile yapılarının tekrar oturtulmaya çalışıldığı bir politikayla karşı karşıyayız. Bu işte geç neoliberal dönemin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden dizayn edilen bir toplum meselesi aslında. Bizim de bir süreden beri adım adım gördüğümüz bir şey. Bu noktada şu açıdan dikkat edilmesi gerekiyor. Türkiye öncü ülkelerden bir tanesi. Yani hani bu konuda herkesin de bizi izlediği doğru. Ama Türkiye başka bir açıdan da öncü. Türkiye'deki kadın hareketi biraz önce söylediğim gibi ikinci kuşaktan hiç düşmeden üçüncü kuşağa çıkan bir ülke. Ve bugün dördüncü kuşak feminizm tartışmalarında Latin Amerika'daki ülkelerle birlikte özellikle otoriterlik karşıtı ya da totalitarizm karşıtı mücadeleyi sırtlayan, burada öncülük eden unsurlar olarak gösterilerek feminist harekete bir dördüncü kuşaktan bahsediliyor. Ve mesela bu tartışmalar sırasında Türkiye'deki 8 Mart gece eylemlerinin fotoğrafları paylaşılıyor. Türkiye örnek gösteriyor. Dolayısıyla evet, tamam, muhafazakar bir iktidar var. Yavaş yavaş adım adım sertleşen politikaları var. Ama bizim adım adım güçlenen ve dayanışmayla pekişen bir ittifakımız var. LGBT hareketiyle birlikte, farklı demokrat hareketlerle birlikte. Dolayısıyla hani dengeli bir durumda olduğumuzu da hatırlatmak belki gerekir bu anlamda. Peki hocam, siz çok önemli bir noktaya da değindiniz. İstanbul Sözleşmesi'nde sorun olarak görülen toplumsal cinsiyet kavramı, sizin de belirttiğiniz 2012 yılında hazırlanan 6.184 sayılı yasada da mevcut. Yani bu tartışmalar sonucunda, yani halihazırda uygulanırlığı bile problemli olan 6.284 sayılı yasanın da tehlike altında olabileceğini söyleyebilir miyiz geleceğe dair bir yorum olarak? Valla bu soruyu sorduğun için çok teşekkür ederim. Çünkü hani burada da çok ciddi bir aslında şey var. Nasıl diyeyim? Yönlendirmeyle karşı karşıyayız. Şöyle deniliyor, yani İstanbul Sözleşmesi sanki böyle yürürlüğü süreye bağlı bir sözleşme. Ulusal düzenlemeler yapıldı. 6.284 zaten var ve İstanbul Sözleşmesi'ne gerek yok. Hayır, bu böyle bir şey değil. Şunu tekrar altını çiziyorum. İstanbul Sözleşmesi aynı Birleşmiş Milletler çerçevesinde var olan birçok insan hakları belgesi gibi bir uluslararası insan hakları belgesi. Her şeyden önce böyle bir uluslararası belgeden çekilmek
devletler açısından çok başka manalara gelir. Çünkü bu insan hakları gibi önemli bir tarihsel, toplumsal, kültürel hedefin dışına çıkmaya başlamak anlamına gelir. O noktadan sonra o devlet için hukuk devletiyle ilgili, yani hukuk devleti olup olmadığıyla ilgili tartışmaların çok daha ciddi bir hale geleceğini söyleyebiliriz. Bu bir uluslararası insan hakları belgesi. Bundan çekilmek o kadar kolay bir şey değil. Bu birincisi. Bunu şey anlamda söylemiyorum. Teknik anlamda söylemiyorum. Bunu uluslararası kamuoyu nezdinde ve devletler arası ilişkiler nezdinde söylüyorum. Bir ikincisi, bunlar böyle yürürlüğü süreye bağlı sözleşmeler değil. Hayır, Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesi işte ne kadar süreden beri var olan ve umuyoruz çok çok uzun süreler boyunca var olacak bir insanlık anıtı gibi durur, değil mi? Yani İstanbul Sözleşmesi de böyle bir sözleşmedir, önemli bir sözleşmedir. Üstelik de 6284, biraz önce söylediğim gibi ne yazık ki yine bu ailenin korunması politikaları çerçevesinde taşıması gereken bazı hususları taşımayacak bir şekilde düzenlenerek yürürlüğe girmiş bir sözleşmedir. 6284'te olumlu taraflar da vardır. Bizim şu anda yasayı korumamızı ve uygulamak için çaba sarf etmemizi aslında neden olan olumlu tarafları da var sözleşmenin. Ama bunun yanında bir takım olumsuz tarafları da var. İstanbul Sözleşmesi'nde mevcut olan, 6284'te mevcut olmayan hususları biz hala İstanbul Sözleşmesi'nden ve İstanbul Sözleşmemizi kullanmamızı sağlayan Anayasa'nın 90. maddesinin son fıkrasını kullanarak harekete geçirmeye çalışıyoruz. O da nedir? Kanunlarla uluslararası insan hakları sözleşmelerinin çatışması halinde, yani farklı uygulamaları işaret etmesi halinde uluslararası insan hakları sözleşmesi birer iç hukuk düzenlemesi gibi yasaları bir tarafa iterek uygulama görür. Dolayısıyla biz İstanbul Sözleşmesi'ne uygulamada ihtiyaç duyuyoruz 6284'ün bu eksikliğinden ötürü. Örneğin 6284'te ev içi şiddet sadece bir tanım olarak geçmiş durumda. Ama ev içi şiddet çok önemli bir kısmı kadına yönelik şiddetin. Yani bu konuda başvurmak gerekiyor. Yine mesela şiddete uğramış ya da uğrama tehlikesi bulunan kişilere, kadınlara, aile bireylerine ne tür hizmetler sunulacağı konusunda bir netlik yok. Aslına bakarsan yasada. İşte toplumsal cinsiyet kavramına ataerkilliğe ilişkin vurgular çok belirsiz. Sözleşmede olduğu gibi çok böyle spesifik olduğunu söylemek mümkün değil. Davalara kadın örgütlerinin müdahil olmasına izin verilmiyor. Ücretsiz avukatlık hizmetiyle ilgili bir düzenleme yok. Sığınma evlerin sayısı konusunda net düzenlemeler yok. Nitelikleri konusunda net düzenlemeler yok. Bir sürü eksiği olan ne yazık ki bir düzenlemeden bahsediyoruz. Tabii bunlar çok spesifik şekilde düzenlenmiş durumda değil ama bu sözleşme ayakta kaldığı sürece bunların spesifik olarak düzenlenmesini talep edebilir durumdayız biz şu anda. Taraf devletin vatandaşları olarak. Çünkü sözleşmenin yükümlülükleri aslında bunlar. Diğer yandan 6284 ne olursa olsun onların her ne kadar başlığı değiştirseler de, aileleri korunması haline getirseler de yine de kadına yönelik şiddeti ele alan ve bunu aslında tartışma konusu, düzenleme konusu yapan bir yasa. Ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde İstanbul Sözleşmesi'ni son birkaç yılda hedefe koyan kitlelerin aynı zamanda 6284'ü de benzer bir şekilde hedefe koyduğunu görüyoruz. Şimdi aynı kamuoyu yatıştırılmaya çalışılıyorsa eğer, aynı kamuoyunun geleneksel aile düzenine olan ilgisi ve nasıl diyeyim, ısrarı doyurulmaya çalışılıyorsa eğer, 6284 düzenlemesi de İstanbul Sözleşmesi'nden sonra pekala yürürlükten kaldırılabilir. Yani bu da şaşılacak bir şey olmaz diye düşünüyorum o noktadan sonra. Yani 6284'ün kalması için bir sebep var mı o noktadan sonra? Hayır, yok. Üstelik de zaten 6284 de İstanbul Sözleşmesi'ne benzer şekilde hukukçu arkadaşlarım, avukat arkadaşlarım uygulamaya sokmak yönünde oldukça zorlandığı düzenlemelerden bir tanesi. Yani zaten yine kağıt üzerinde ne yazık ki kalmış düzenlemelerden bir tanesi. O yüzden de yasanın savunulması, yazının uygulamaya sokulması gerçekten güç. Ve İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekilmesi ya da İstanbul Sözleşmesi'ne çekince konulması halinde bu daha da güçleşecek anlamına geliyor. Peki hocam, tartışmaların ilerlediği başka bir noktaya değinmek istiyorum.
tartışmalar iktidar kanadından daha önce bu sözleşmede çekilen ülkelerin örnekleriyle ilerliyor aslında. İki ülkeden bahsediyorlar. Size sormak istiyorum, yani bu sözleşmeden daha önce çekilen ülke oldu mu? Olduysa nasıl gerçekleşti bu süreç? Türkiye'de olacak olursa böyle bir süreç nasıl ilerler? Tabii yani hani bu konuda öngörü de bulunmak zorunda hissediyoruz şu anda kendimizi. Yani İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmekten hükümet açık açık bahsediyor çünkü. Dolayısıyla hani bu süreç nasıl olur, nasıl gerçekleşir şeklinde tahminler yapılıyor. Bazı ihtimaller var bu konuda ama hani bunu ben çok akla getirmek taraftarı değilim. Bunu çok kolay olduğunu düşünmüyorum dediğim gibi. Ama şu kadarını söyleyeyim. Velev ki sözleşmeden çekilindi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı AİHM'in yargılama yetkisini kabul etmiş durumda Türkiye. Yine Türkiye'den kadın hukukçuların götürdüğü opus kararı gibi bir kadına yönelik şiddet konusunda mahkemenin içtihat geliştirmesine sebep olan bir karar var. Ve bu sayede İstanbul Sözleşmesi dışında aslında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde cinsiyete dayalı şiddetle ya da kadına yönelik şiddetle ilgili bir düzenleme mevcut olmamasına rağmen bunu bir hak ihlali olarak görmeye başladı mahkeme. Dolayısıyla bu elimizdeki elbette ki tek araç değil. Aslına bakarsanız şunu söylemeye çalışıyorum. Sadece İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi yetmez hükümetin. Hepsinden çekilmesi lazım. Yani yapabiliyorsa onu yapması lazım. Bu da işte o yüzden çok kadar kolay değil. Yani bunlar konsey sözleşmeleri ve aslında zincirleme şekilde etkili olabilecek sözleşmeler. Onun da dışında İstanbul Sözleşmesi ve SİDAV'ın ciddi bir etkileşimi vardır. SİDAV'da bir Birleşmiş Milletler Sözleşmesi. O zaman ondan da çekilmesi gerekir gibi. Yani böyle zincirleme reaksiyon doğurabilecek bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla çok akla getirmek taraftar değil. Sözleşmeden çekilen ülkelere gelince, tamam evet, Doğu Avrupa içerisinde sözleşmenin tepkiyle karşılandığı ülkeler var. Zaten Cumhurbaşkanı kendisi de İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı açıklamalarda Bulgaristan gibi, Hırvatistan gibi, Macaristan gibi ülkelerden bahsetti. Ben Macaristan örneğini daha ayrıntılı biliyorum. Diğer iki ülke açısından çok net bir şey söyleyemem ama Macaristan örneğin zaten sözleşmeye imza atmamış bir ülke. Yani zaten bu muhafazakar otoriter bir iktidar içerisinde tartışılmış ve yine işte o geleneksel aile yapısını bozabileceği gerekçesiyle reddedilmiş hükümet tarafından bir sözleşme. Üstelik de bu hükümetler, yani Doğu Avrupa'daki pek çok hükümet sadece İstanbul Sözleşmesi'ni reddetmekle kalmıyor. Toplumsal cinsiyet çalışmalarının yapıldığı işte enstitüleri kapatıyor, bölümleri kapatıyor vesaire. Yani hani bu noktada ciddi bir politika güdüldüğünde antifeminist, kadın düşmanı, LGBTİ düşmanı bir politika güdüldüğünü de söylemek gerekiyor ki bunların Türkiye'de de ortaklaştığını görmemiz lazım. Yani aynı devirde LGBTİ hareketine yönelik, efendime söyleyeyim, onları çağrıştıran sloganlara yahut simgelere yönelik, kadınlara yönelik, feminizme yönelik, İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik bir saldırının başlaması bir tesadüf değil. Ama yine bu noktada şunu hatırlatayım bizi dinleyenlere. Bu zaten uzun süredir devam eden bir saldırı. Yani ve savuşturduğumuz şeylere rağmen ard arda gelen şey. Ve bu saldırının çok büyük oranda aslında başarılı olmadığını da hatırlatmamız gerekiyor. Yani biz son 2-3 yıldır feminist hareketin, LGBT hareketin gündemine baktığınızda bir kere dernek kapatmalarıyla karşı karşıyayız. Özellikle kayyumların devreye girmesiyle söz konusu olan şeyler bu. Halihazırda da ne yazık ki devam eden şeyler. Hem LGBTİ örgütlerine yönelik hem kadın örgütlerine yönelik ve ağırlıklı olarak da şiddetle mücadele için çalışan kadın örgütlerine yönelik. Yani düşünsenize böyle bir sorun var, somut sorun var, kadınlar ölüyor ve siz bununla mücadele eden insanların önüne geçmeye çalışıyorsunuz. Bunun dışında işte bu eylemliklerin durdurulmasına yönelik değil mi? 8 Mart'ların işte efendim Pride yürüyüşlerinin haftalarının eylemliklerin durdurulmasına yönelik. Yine işte bu konuda var olan çalışan sivil toplum örgütlerinin engellenmesine, buradaki projelerin engellenmesine yönelik. Bunun dışında sadece bunlardan ibaret de değil, aynı zamanda yoksulluk nafakası ile ilgili ta medeni kanundan itibaren, 80'li yıllardan itibaren kazanılmış bir hak olan
süresiz yoksulluk nafakası ile ilgili bir gündem oldu. Bu çok suni bir gündemdi. Bir mağdur babalar çıktı. İşte mecliste bir komisyon oluşturup bu bir rapor yazdı. Boşanmalar çok arttı dendi. Bunun da nedeni yoksulluk nafakası dendi. Araştırmalar yaptık. Bunun böyle olmadığını ortaya koyduk. Ciddi bir kamuoyu oluşturmaya çalıştık. Toplumda araştırmalar yapıldı yine. Toplumun da bunu böyle görmediği ortaya çıktı. Neticede orada geri adım atıldı. Ama hemen peşi sıra cinsel saldırı faillerinin af yasasına, af kapsamına girmesiyle ilgili. Cinsel istismarda yaşın düşürülmesiyle ilgili. Bir sürü düzenleme peşi peşine geliyor. Ve kadınların gerçekten hukuk gündemi çok yoğun. Bu da onlardan bir tanesi ve beklenen de bir şeydi. Zaman zaman gündemin değiştirilmesi olarak görülse de ben bu kadar basit olduğunu düşünmüyorum. Bunlar zaten bir anlamda defterlerinde olan, yani gündemlerinde olan, ajandalarında olan bir husustu. Ve bunlar sırayla işte yavaş yavaş yapılmaya başladı. Ta Kadın Bakanlığı'nın isminin değiştirilmesinden kadar geri götürebiliriz yani bu süreci. Dolayısıyla adım adım gelen muhafazakar otoriter politikalarla karşı karşıyayız. Ama bu noktaki direngenliği de hatırlatmak gerekiyor. Yoksulluk nafakası ile ilgili düzenleme çıkmadı mesela, çıkamadı. Evet. Yine cinsel saldırı istismarla ilgili çok yoğun kamuoyu çalışmasına rağmen, çok ciddi bir propaganda çalışmasına, çok maliyetli çalışmalara rağmen çıkmadı, çıkamadı. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi konusunda da bu iş birazcık daha serin kanlı karşılamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette ki bu şak diye de olabilecek bir şey ama orada da elimizdeki araçlar var. Çünkü mücadele birikimi var ve çünkü bir gelenek var. Ne diyorum, opus kararını Türkiye'de Diyarbakır Barosu avukatları götürdü. Ve opus kararı sadece Türkiye için değil, Avrupa'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir içtihat açmasına sebep olan bir şey. Bizim çok yetişkin, çok gelişkin feminist hukukçularımız var. Çok güçlü, tarihsel olarak çok büyük mücadelelerin içerisinden gelmiş feminist ve LGBT'yi örgütlenmelerimiz var. Dolayısıyla hani mümkün olduğu kadar enseyi karartmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Sürecin de o kadar kolay olduğunu, en azından hükümetin aksettirmeye çalıştığı kadar kolay olduğunu da sanmıyorum. Benim de sormayı planladığım sorulardan biriydi aslında. Hani siz de değindiniz, yani bugün elimizden kayıp gitmesin diye mücadele ettiğimiz bu sözleşmenin hani bir lütuf olmadığını biliyoruz aslında. Hani kazanılmış tüm haklar gibi bu sözleşmede bir mücadeleyle kazanıldı. Yani işte bize bahsedildi. Feminist bir hareketin de bu noktada yürüttüğü mücadele de aşikar. Yani bunun bir kazanım sonucunda elde edildiği de aşikar. Benim kafamda da bir soruydu aslında, yani o sizin enseyi karartmayalım dediğiniz yerden, hani bir gün kalktığımızda bu sözleşme yoksa feministlerin ve LGBT artıların, hak savunucularının elindeki tek hukuki araç İstanbul Sözleşmesi midir sorusu benim kafamda da vardı açıkçası. Hani bu noktada, hani bunun devamında da elimizde olan bir sürü hukuki alan olduğunu hatırlatmak, sizin de dediğiniz gibi enseyi karartmamak bu noktada bence de çok önemli. Son olarak şunu sormak istiyorum. Aslında bu sorum da biraz boşa düştü gibi oldu. Çünkü siz kadınların hukuk gündeminin ne kadar karanlık olduğundan bolca bahsettiniz. Evet. Ama Numan Kurtulmuş'un da bir açıklaması var. Çoğumuz dinlemişizdir. Hani Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesi halinde kadın yönelik ve ev içi şiddetle mücadele konusunda yeterli hukuki düzenlemelere sahip olduklarını söyledi. Sizce bu iddianın bir dayanağı var mı? Bir hukukçu olarak size sormak istiyorum. AKP'nin kadına yönelik ve ev içi şiddeti önleme konusunda gerçek, doğru, sürdürülebilir politikaları olduğu söylenebilir mi? Biraz önce söylediğim gibi İstanbul Sözleşmesi bunun için önemli bir adımdı. Gereklerin yerine getirilmesi halinde İstanbul Sözleşmesi neticede belli düzenlemeleri öngören, bunları imzacı devletin yükümlülüğü haline getiren bir sözleşme. Bu sözleşme çerçevesinde hazırlanan 6284 sayılı yasa, daha önceki 3220 sayılı ailenin korunması kanununa nazaran önemli bir adımdı. Şiddetle mücadele konusunda sığınma evlerinin oluşturulması, şönemlerin oluşturulması, koruma kararları, tedbir kararlarının verilmesi konusunda. Ama ciddi sıkıntıları da içerisinde barındıran bir düzenlemeydi. Ardından yönetmelik çıkarıldı. Yönetmelikler çıkarıldı diyeyim. Bir takım düzenlemelerin olduğu doğru. Ancak bu düzenlemelerin biraz önce söylediğim gibi İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçilmesi halinde, bu düzenlemelerin
kalıcı olacağının garantisini kimse veremez. Dediğim gibi aynı grupların zaten hedefi altında olan düzenlemeler bunlar. Bir ikincisi zaten eksik düzenlemeler. Bir üçüncüsü de zaten uygulanmayan düzenlemeler. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmadan önce dahi tam anlamıyla uygulanmayan bu düzenlemelerin İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten sonra aynı politik mantık çerçevesinde desteklenip uygulanabileceğini söylemek çok zor. Ki sözleşmenin bize söylediği en önemli şey bu. Sözleşme der ki bütüncül politika olmadan, yani toplumla devletin işbirliği, toplumsal yapılarla devlet kurumlarının işbirliği olmaksızın ve bu konuda kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda bütüncül siyasi politikalar oluşturulmaksızın, bütüncül ve tutarlı siyasi politikalar oluşturulmaksızın bu işin önüne geçilemeyeceğini görür sözleşme ve bunun yapılması için bir takım adımlar ortaya koyar. Şimdi bu bütüncül politikanın burada olmadığı açık. Dolayısıyla bahsettikleri şey şuysa eğer, çünkü hep ne yazık ki kadına yönelik şiddeti, çocuklara yönelik istismarı, hep bilhassa aile içerisinde o özel alanda gelişen, o geleneksel, o korumaya çalıştıkları yapı içerisinde ortaya çıkan acıların bu şekilde giderilmesini istiyorlar. Yüksek yaptırım var. Asalım, keselim ama yani bunu artık dünyada bilmeyen kimse yok. Hukuk sosyolojisi gibi bir alan var. İşte ki kriminoloji şu bu bir sürü alt dalı ekseninde bir sürü bilimsel çalışma ortaya koyuyor. Hayır, bu konularda cezanın yüksekliği değil failin fiili yapmasını belirleyen şey. Fail cezası yüksek olduğunda fiilden kaçınmıyor. Eğer o cezanın başına geleceğinden emin olursa o fiilden kaçınıyor. Yani bu şu anlama geliyor. Siz bu kişileri gerektiği gibi soruşturmuyorsunuz, kovuşturmuyorsunuz, yargılayıp cezalandırmıyorsanız eğer, yani kişi bundan paçayı kurtarabileceğini düşünüyorsa eğer, zaten yüksek cezaların hiçbir anlamı yok. Üstelik de bu yüksek cezalar insan değil. Biz şiddeti durdurmaya çalışırken neden şiddet üretelim? Yani bu mantıken doğru değil. Dolayısıyla eğer kastettikleri şey yüksek yaptırımlarsa, bunlarla hiçbir şeyin çözülemediğini son 10 senedir biz görüyoruz zaten. Her yeni kadın cinayetinde, özellikle biraz kamuoyu oluştuysa, işte efendim idam gelsin, efendime söyleyeyim cezalar yükseltsin. Bu değil yani, yeterli ceza var, yeterli düzenleme var. Siz bunu uygulamıyorsunuz. Siz karakollarda bu insanları barıştırmaya çalışıyorsunuz. Siz arabuluculuğun bir kurumu olan uzlaştırmayı şikayete bağlı suçlar kapsamında ele alındığı için kadına yönelik şiddet fiillerine söz konusu olduğunu uyguluyorsunuz. Yani faille mağduru yan yana getiriyorsunuz ceza davası açmak yerine. Siz yüksek cezalar yerine ihal indirimleri, haksız tahrik indirimleri uyguluyorsunuz. Siz bir şekilde bütün bu mücadelenin sonucunda eğer cezaevine girmiş birileri varsa o adli suçlara af getiriyorsunuz. Maruz bırakılanlar yerine onları devlet affedebiliyor. Devlet neden kendisine yönelik suçları affetmiyor? Türkiye'de bugüne kadar bir tane siyasi suçlara yönelik af olmadı. Dolayısıyla böyle bir yaklaşımla hareket ediliyorsa tabii ki rakamların bu kadar yüksek olmasına da şaşmamalı. Neredeyse bir sırtını sıvazlamadıkları kalıyor bu faillerin. Dolayısıyla böyle bir düzenlemenin olması hiçbir anlama gelmiyor. Bir hukuki düzenlemenin iş görebilmesi için gerisinde bunu destekleyen bir siyasi güce iktidarı, güce ihtiyacı var, desteğe ihtiyacı var. Bu yok. Bu ancak ve ancak toplumsal taleple, toplumsal destekle ve nasıl diyeyim, toplumsal tepkiyle bugüne kadar gerçekleşti ve yani orada mütevazı olmak gerekiyor. Feminist mücadelenin de burada çok önemli bir rolü var. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Sanırım benim sormak istediklerim bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için bana. Önümüzde sert bir süreç var. Hazırlıklı olmakta fayda var. Dolayısıyla bunları enine boyuna konuşmak hepimiz için çok gerekli. Birbirimizden bu konuda öğrenmeye ihtiyacımız var. Umuyorum bu süreci de tıpkı nafaka sürecinde olduğu gibi, tıpkı af sürecinde olduğu gibi büyük bir başarıyla atlatacağız. Çok teşekkür ederim tekrardan. Teşekkür ederim. Bugün Ceren Akçabay ile İstanbul Sözleşmesi'ni, içeriğini, varlığı noktasında yürüyen tartışmaları ve etrafında şekillenen mücadele zeminini konuştuk.
bu noktada kadınları ve LGBT artıları güçlendiren her türlü kazanıma sahip çıkmak gerektiğini yeniden belirtmek, belki de altını çizmek gerekir sanırım. Bugünlük programımızı burada sonlandırıyoruz. Bizi dinlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.